Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. Köyde güzel bir gün arkadaşlar bugün. At. Onlar niye oraya koyuyor? Onları aldı. Ne otu ki onlar? Bunlar çoban çantası. Bak burada bir sürü çoban var. Çoban çantası mı? Evet. Evet arkadaşlar, bugün Yasemin'in bahçesindeyiz. Burada bir sürü çoban çantası var. O çiçeklemiş sanki. Olsun, onlar ufak şey, taze, bunlar daha yeni. Hem bunları toplarız hem de kıramit sapasını yaparız. Burada bu kadar bunlarda var mı? Ben burada bir kez sanki gördüm bunlarda. Dibini çok kazmasan da olur bence. Otlarını bir şey yapayım. Gerçekten de bu ottan çok var burada. Ufak da olsa bunlar çok taze. Lan hepsini anca. Bu şeylerin içi kazınmıyor ya. Kazınmasın ya. Ama kendileri de çok taze. Niye uygulamışlar bu? Çiçek getirmişler. Ha, böyle atıca var kenara. Biraz da ben kazayım nerede. Daha yorulmadım bence. Daha biraz yorulayım. Daha sonra sen kazırsın ben yoruldum. Yorulma değil de. Ya burada bir yorulacak kadar bahçe yok da zaten. Kırmışak zaten. Toprak sert olsa. Sen yorulun yine de. Şöyle ben otları da. Köydeki diktiğim bezeleler daha böyle olsaydı. Sonra diktin mi oraya? Bak anne. Şunlar, şu şeylerin o tarafı var ya. Bir tane bak şuraya odun dikmişim araya. O odundan ötesi daha şey, bak bu sen taraftaki bezeler daha iyi. Bunlar Nurşah yengemin verdiği tohumlar. Burası mı orası mı? Bu taraf. Bu taraf. Bu taraf. O zaman onkiler daha güzel oldu demek değil mi? Öbürünü ziraattan aldık daha iyi diye. Şimdi yıllık tohum ziraat genelde güzel olaylar ama. Otlar var onlar. Ben bir önce keseyim de. Ya burada çok güzel otlar var. Bayağı da şeydi ya. Bezelelerin çokundu ya, bayağı da büyümüş. Bunların bu şeyler bile taze. Daha yeni çıkmış ya, bak su mi? Gibi aynen. Bunları önce bir şey yapalım da. Baksana burada ne kadar. Bunları önce alalım ki. Bak burada gelinci koti de var ama daha çok ufak.
Zirve bunlar yıkılacaklar. Bunlar da gelincik otlar. Ben otlarla ilgili pek fazla bilgim yok. Bir kaz ayağı işte. Onu çok seviyorum. Ispanağı da acayip ot kapatmış. Sana bunlara. Çoban çantasını da tanımaydın mı sen? Kitap olsa çok güzel olurdu ama kitap olmadığı için yolu böyle atacağız. Çok çok da biraz çamurlanacaklar. Bir şey olmaz, onları temizlerim. Sıfırlar içindeki ne kadar güzel büyümüşler. Taze taze. Şu kenardakiler. Bunlar Yasemin, bizim orada çok seyrek var. Burada çok güzel olmuş. Burada nasıl olmuş? Burada çok var demiş ama ben bu seneye kadar burada da görmemiştim bundan sanki. Ama geçen seneki ıspanak böyle iyi olmamıştı. Bak bu seneki güzel olmuş. Geçen sene ıspanak yandı bir şeyden ama şeyden mi artık fabrikanın azottan olabilir. Azottan mi? Ama ötedeki baksana şeyler de yanmış. He? Ötede onlar şeyler vardı ya. Neydi onların adı? Roka'yla tere. Roka yanmamış. Aynı Roka da yanmış. Yanmış mı? Roka doruk artmış. Bir kısmı yanıktı. He, ben fazla yanaşmadım da. Köyde de aynı öyle olmuşlar. Bu bayağı şey. Taze ufak hep de doruklarını doruk getirmişler. Ama dediğim gibi doruklar da taze olduğu için şey yapmaz. Yarar vermez. Daha var mı oralarda? Orada iki tane var. Onları da alayım. Olmadı da dolu. Bu maşallah ıspanaklar da güzel olmuş. Onlardan da alacağız yine. Ispanak alacağım mı? Hı hı. Onları şimdi gazlayacağız. Otları alayım. Taze soğanlarım da alınmaklık olmuş değil mi? Evet, onlardan da al da yenisini dikersin. Bunlar bayağı büyümüşler. Gördün mü? Bir poşet ot topladık. Şey var mı diye geldik. Bayağı bir ot yaptık. Ben marul, ıspanak bir de şey de alacağım. Tamam, onları alırım. Bahçeyi gazladıktan sonra şimdi bunları alalım ki yıkılmasınlar. Şey gazlayacağız ya. Taze tohumlarım seyrek olmuş ama onlar. Seyrek olduğu için bu kadar güzel büyümüşler ama şey olsun, sağ yeter ona fazla. Koparmıştır otunu önceden. Ben de kopartmıştım. Ya yine kopardın mı yine olur temiz de. Şey. Zarar vermez. Hiçbir şey olmaz. Koparabilirsen kopar. Zararı tamam, olmaz. Benim. Sen işini yaptın. Sen bir bak daha. Tamam, onlara bakarık ben. Havranın otlarını şey yapayım da. Gazmasın gelsin de sen bakarsın. Tamam, ben oranın içine bakarım, sen şey yap. Sen gazı, ben bunları toplayayım. Yok, o kadar çok var ki. Şurada olduğu gibi onlardan.
yapacaksın diye mi oraya atıyorsun? Alsam da olur, almasam da olur. Çok var. Bak ha bunu gazı bunu alayım da. Ona bir gazma vur. O bayağı büyük. Ha bu da yenirmiş ama. O da bunu da. Güzel bıçakla temizleyeceğiz. Bıçağımız olmadığı için şimdi elimizle koparıyoruz mecbur. Bunların güzelliğine bak. Ne kadar güzel görünüyorlar ki.
Hazırlayan içindekileri kopardım Yasemin. Yeter mi? Ne? Yeşil soğan. He? Daha koparayım mı? Ne? Anne sen de alırsın, var mısın? Benim var. Burada var mı? Almış mısın? Almışım, almış. Kaç tane aldın diyelim? Sana mı? He. Abrego'ya da sayayım o zaman. Biraz da kaynanamlara ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kök aldım ama bir iki tanesi küçüktü biraz. Yani güzel şey değildi de. Şey yaptım. Şeylerin içinde diye kopardım. Fidelerin üstünde fazla diye. Fazla değil zaten. Taze taze aldım abi. Neyse içi çok daha alayım o zaman. İçi çok daha alayım o zaman. Ben çünkü 2-3 tane alacağım. Onlar da Ramazan şimdi zaten. Bu da bir tane de koparamadım. Gerçi zaten şimdi salatalara şey de soğan da koyamıyorum ha. Niye? Camiye mamiye gidiyorlar ya. He. Işte doğrudur. Biz yarın çıkacağız köye. Bugün buradayız. O yollar yapılır ya. Bir de hava sıcak oldu mu? Şöyle yağmur olursa buradayız da Allah nasip ederse. Burada çok güzel bir gelinci koti var. Bir sağım yok ama elimden onu bir şey yapıp koparacağım. İnşallah önce otini koparacağım. Toprak yumuşak olduğu için şeyden kopaylar. Taze taze su gibi valla. Daha var mı acaba? Bundan yok daha. Kesilse belki de arkasından yine şey yapar, filizlerle. Gelir mi acaba? Ben bir süre öyle yaptım da öyle güzel. Pırasayı kesiyoruz, toprağın dibinden de büyüyor ya. İspanak mı? İspanak da olur mu acaba öyle? İspanak da olmuştu, ben bir sene kesmiştim de. Ama geçen sene kestim, olmadı. Olmadı, şöyle olmadı. Sulayacaksın aslında, ben sulamadım. Su yoktu bizim orada. O yüzden olmadı. Sulansa olur bence. Al kenarda açık yerdekileri toplamayalım Yasemin, onlar şey diye. Büyük olanlar topla, bilmem sık, sık olanları topla, seyreklensin. Koy ağrı ya da alırız giderken. He yok, sen demiyorum, anneme yok, dedim yenge. Bana, sana demedi. Ispanakları dedim. Ispanaklar yanında tutma dedi. Yani orada da olur aynen. Alacağım sen söylersin. Sanki sarı duruyorlar anne. Ya öyle olmuş. Biraz daha siyah da orta olur da. Güzel yani, biraz daha sık ya. Şimdi havalar da bozuktu, soğuktu ya. Al küçük. Kesin değil mi, kabarır. Küçük birden düştü ama al onu. Kabarırlar. Siyahlaşır da. Yani şöyle hava ısındıkça da. Şu anda soğuk zaman. Şu sık yerler daha çok yukarı büyümüş. Kenardakiler büyük ama böyle açık büyümüşler. Ama bence bunları da alsak daha iyi. Yok alacağım ben, yani alayım. Onun için demeyeyim. O kenarda büyük sık yerlerden almak istiyorum ki şey yapsın. Seyreklensin diye. Onlar da aynı boyla açılacaklar. Aldığım zaman.
Sanki kıvırcık olmayanlar daha çabuk büyümüş. Onlar daha büyük aynı. Onlar şey ya. Bak anne geniş, şunlardan da alalım. Geniş büyümüş. Az büyükleri. Şunlar büyük ya. Şey karışık olsun diye ben ötekilerden alayım. Niye fark ediyor mu tadı? Yok, etmez. Niye etsin? Onlar büyüsün ya. Bunlar daha çok büyümüş. Bunlardan alalım. En alt yapraklar ne? Tabii değil mi? Tabii. Yani iyi bozuk, bozuksa onlar sararmış. Bunların da güzel ha. Emin yengemden almışım tohum fidesini. Tatlıysa şeyi güzel. Yani babaannem bir senesi İzmir'den getirdi bunun fidesinden de olmadı mi? Güzel. Geçen sene miydi? Yandı gibi. İşte. Daha hep yandı. İşte belki de geçen seneydi. Onu güzel kenar büyük yapraklarına. O bayağı çünkü büyümüş. Ya bu alt tarafında bir tane var. Zaten onun üstüne oturmuş. O da açılsın ki. Olsun. Yandakileri daha. Fındık bahçelerini bir gezeyim dedim. Şu tarafta bir ısırgan topluluğu gördüm. Oraya bir bakalım arkadaşlar. Çok güzel gözüküyorlar. Hey mübarek, hiç bit de yok arkadaşlar. Burayı yarın hanımıyla toplamak lazım. Burada güzel sırgan var. Sırganlar bazılarında bit var arkadaşlar ama bunlarda yok. Evet, çok güzel. Bit genellikle yaprakların arka tarafında oluyor arkadaşlar. Görüldüğü gibi öyle bit yok. Ne diyorsun anne? Zebzeleri suluyor. İyi de ha. Burada ne güzel ısırgan var. Baya kurumuşlar. Ne kadar kurak olmuş. Herhalde yani çok. Vay be. Evet. Evet arkadaşlar, bu ısırganları değerlendirmek lazım yarın. Toplayacağız inşallah. Vallı Baba da var buralarda arkadaşlar. Papatyalar, başka bir güzel. Artık yavaş yavaş bahar kendini göstermeye başlıyor. Fındıklar bile artık tomurcukları gösterdi arkadaşlar. Bunlar çakıldak fındığı. Çakıldak fındığı daha az açmış. Yağlı palas fındıkları, onlar çok bayağı tomurcukları gevşemiş yani arkadaşlar, çok açmış durumda. Şuralarda yine turbotları var arkadaşlar.
Ama bunlar yenmez tabi yol üzerinde. Şurada mesela bu. Bahçeyi mi suladın? Ney? Bahçeyi mi suladın? He he. Bu ıspanaklar toplanması lazım bunlar. Onlar alınması lazım hanım. Sararmaya başlamış. Değil mi? Evet. Vay be, bayağı kuraklık var he mi? He? Kuraklık var demek he mi? Var ya. Ne zaman bu kadar kurak oldu? Yeter, az geldi ama. İlla aç. Burası yine annemin bahçesi arkadaşlar. Şurada bir meyve diktim. Armut vardı üst tarafta, onu kopardım. Şurada da bir tane dikmiştim. Erikler artık çiçek açtı arkadaşlar. Eriğe doğru gideyim bakayım. Hey mübarek. Çiçek kokusu. Arılar falan hep sarmış arkadaşlar. Evet, artık bahar kendini gösteriyor. Mübareğin güzelliğine bakın. Bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten mükemmel. Şu fındık bahçesinde arkadaşlar menekşe çiçeklerini gördüm. Onları da çekip sizlerle paylaşayım. Çok güzeller arkadaşlar. Evet, artık bahar kendini gerçekten gösteriyor. Burada Noel gülleri de var arkadaşlar. Yılbaşı çiçeği, Noel gülleri. Şurada arkadaşlar lahana bahçesi var, artık lahanalarda oruk attı. Bazı lahanalar artık tamamen doruk attı arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.